Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz bir e, zeytinyağlı taze fasulye. Şimdi hepiniz eminim evinizde zeytinyağlı taze fasulye yapıyorsunuzdur ama gerçekten hani yemek yapmak var, lezzetli yemek yapmak var. Bu e, muhteşem bir lezzet oluyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ve nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere ve aradaki farkı inanılmaz bir şekilde göreceksiniz lezzet farkını. Ee, bir kilo taze fasulyem var. Şöyle uçlarını kestim. Fasulyelerimi güzelce yıkadıktan sonra ortadan uzunlamasına ve boyuna ikiye kesiyorum. Bu arada da yan tarafta iki tane orta boy soğanım vardı. Onları da yemeklik doğradım. İki diş de sarımsağım var. Evet, fasulyelerimi alıyorum bir kenara. Ee, yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağımı tencereme koyuyorum. Şöyle yayvan bir tencere tercih ediyorum zeytinyağlılar için. Ee, i̇ki diş sarımsağıma Şimdi bir tanesini ekleyeceğim. İkisini de bu bu aşamada da ekleyebilirsiniz, sorun yok. Ee, biraz büyük oldukları için iki tane ekledim. İki tane orta boy soğanımı da üzerine ekliyorum ve şimdi ocağa alıyorum. Öteki sarımsağı da koydum arkadaşlar üzerine. Ee, soğanlarımızı tam öldürmeyeceğiz, böyle tam e, yok olmamaları lazım, çok kızarmamaları lazım. E, diri de kalmamalar lazım böyle tam pembeleşmeye başladığı zaman istediğimiz kıvam bu üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber ekliyorum. Bu aşamada biberi neden ekliyorum her zaman söylediğim gibi kırmızı biberin içerisindeki lezzet ve renk yağla beraber ortaya çıkacak daha sonra üzerine eklesek aynı sonucu elde etmiyoruz. Hem daha lezzetli hem daha e, renk olarak da güzel olacaktır. Şimdi şöyle 1-2 dakika daha bu şekilde kaynadıktan ve karıştırdıktan sonra fasulyelerimi üzerine dökeceğim. Evet şöyle elimizle düzeltip Üzerine bir tatlı kaşığı tuz Ve bir tatlı kaşığı toz şeker ekleyeceğim Bu arada 3 tane domatesim var Onların kabuklarını soydum Küp küp doğradım Ve onları da e, Yemeğimizin üzerine ekleyelim Domatesimizin cinsi çok önemli Böyle renkli ve güzel bir domates olması lazım ee, böyle renk veren ve e, tadı falan da güzel olması lazım yemeklerinizin daha güzel olması için domatesiniz e, domatese dikkat edelim arkadaşlar evet şöyle her tarafına yaydıktan sonra e, tencerenizin yani kullanmış olduğunuz tencerenizin tam yarısına gelecek kadar su ekliyorum. sıcak su soğuk su hiç fark etmez zaten tenceremiz ocakta şimdi altını açacağım ocağın altını iyice açacağım ve kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını iyice kısacağım Evet bu arada tenceremde bana hediye geldi Bela tatlı dünyası diye bakır tencerede pişen yemekler gerçekten efsane oluyor Instagram hesabımda var arkadaşlar Berat Atlı Dünyası hesabımda tenceremi nereden aldığıma bakabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar şimdi tekrar kapağını kapatacağım yaklaşık 45 dakika kadar yemeğimizi pişirmeye bırakıyorum. Evet yemeğimiz pişti. Şöyle domateslerinin eğer e, zeytinyağlı yemeklerde böyle biraz domatesin görünmesi daha güzel oluyor, daha şık oluyor. Ama yok ben eğer domates üzerinde böyle parça parça görünsün istemiyorum derseniz domateslerinizi eklemeden önce blender'dan geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ama zeytinyağlı yemeklerinde e, ana zeytinyağlı taze fasulyenin özellikle ana e, şeyde böyle domatesli domatesli görünmesi olduğu için ben o yöntemi kullanmadım. Evet tenceremizde su kalmadı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle minicik bir ekmeğinizi bandırabileceğiniz kadar su kaldı. İyice suyunu çekti. İyice fasulyemiz pişti. Şimdi başka bir tencereye alıp başka bir servis tabağına alıp e, yemeğimizi soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar tarifimiz bu şekilde malzeme listesi videomun altında olacak. Oradan bakabilirsiniz ölçüleriyle beraber. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Tekrar bir yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.